Yörük Ali Efe'nin sakin ve huzurlu şehri Yeni Pazar. Çangezi kolikler, Yeni Pazar ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri macera dolu, güzellik dolu, sakinlik dolu Yeni Pazar gezimizde dört gözle bekleyen sakin şehir unvanıyla Yeni Pazar, köklü tarihi ile Yeni Pazar, Yörük Ali Efe'nin anısına yapılan müze, Yeni Pazar'ın simgelerinden tarihi yel değirmeni, her basamağı ayrı bir heyecan, renkli merdivenler, muhteşem güzellikte doğal bir göl, aşağı dip gölü, zamana direnen Beyler Kulesi, yılların eskitemediği Alhan Hamamı, Yeni Pazar'ın enfes yöresel lezzetlerinden pidenin başkentinde geleneksel fırın ve Yeni Pazar pidesi, bir lezzet bombası patates kapama, yöresel bir lezzet efsanesi pirinçli enginar yemeği, hızlı değil hazlı günler yazısını yaşatan şehir Yeni Pazar'ı hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Yeni Pazar coğrafya. Yeni Pazar ilçemiz coğrafik olarak tam bir geçiş noktasında bulunmaktadır. Bu yüzden hemen her iklimden de etkilenmektedir. Fakat yörede karasal iklimde hissedilebilmektedir. Yeni Pazar Aydın'ın merkez ilçesi olup Sultanhisar, Bozdoğan, Nazilli ve Çine ilçeleriyle komşudur. Yaklaşık 180 km² bir alanda Madran Baba Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Tarihi çok eski olan ilçemizde yapılan araştırmalarda M.Ö. 2000'lere kadar uzanan kadim bir geçmişe rastlanılmaktadır. Yöremizin şimdiki bulunduğu konumda 17. yüzyıl sonlarında haftada bir gün küçük bir pazar yeri kurulmaktaydı. Zamanla artan ticaret ve ekonomik canlılıkla büyüyen ve gelişen yerleşim merkezine Yeni Pazar ismi verilmiştir. Köklü tarihiyle Yeni Pazar. Tarihi çok eskilere dayanan Yeni Pazar, Orthosia'nın çevresinde M.Ö. 2000'lerde kurulmuştur. Antik Karya yerleşim bölgesinden sayılır Orthosia. Orthosia'nın kelime anlamı doğru, dürüst anlamına gelmekte olup sözde Tanrı Artemis'e söylenen isimlerden biridir. Yörede ilk kazı çalışmaları 1999 senesinde Fransız bilim adamları tarafından yapılmıştır. Kazı esnasında bulunan taban mozaiklerinin bazıları Aydın Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Yeni Pazar yöremizde günümüze kadar gelmeyi başarmış tiyatro ve nekropolde oda mezarları ve lahitler bulunmaktadır. Kurtuluş kahramanımız Yörük Ali Efe anısına müze. Yörük Ali Efe 16 Haziran 1919 tarihinde Malgaç baskını olduğu zaman Yüce Allah'ın izniyle düşmanın ilerleyişini durduran ilk Efe'dir. Daha sonra düzenli ordunun kurulması ile Yörük Ali Efe ve arkadaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusuna dahil oldu. Milli Aydın cephesine Milis Miralay rütbesiyle komutan olarak atanmıştır. Savaşta gösterdiği üstün başarıları nedeniyle TBMM Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. İzmir'den dönen kahramanımız Yeni Pazar ilçesinde ölene kadar yaşamıştır. Hatta vasiyetiyle halkı iyidir, toprağı sever, toprağı seven insan sever, ben orada rahat ederim demiş ve Yeni Pazar içerisinde toprağa verilmek istemiştir. 1980'lerde çıkan yangında yanan evi 1995 senesinde yakınları tarafından Kültür Bakanlığı'na müze olması şartı ile bağışlanmıştır. Aydın Valiliğinden müze onayını alan ev aslına uygun olarak restore edildikten sonra müze olarak hizmete açılmıştır. Yeni Pazar'ın simgesi tarihi yel değirmeni. Yeni Pazar ilçemizin simgelerinden biri olan tarihi yel değirmeni Çamlık Tepesi eteğinde bulunmaktadır. İlçede kuraklık başlayınca su değirmenleri kapatılmış ve yel değirmeni açılmıştır. Yunanlılar çevre yöreleri işgal ettikten sonra Yeni Pazar şehrimizi dürbünle takip etmeye başlarlar. Bu esnada çalışan yel değirmenini top sanmışlar ve böylelikle işgalden vazgeçmişlerdir. Zamanla atıl hale gelen değirmen ne mutludur ki günümüzde restore çalışmaları ile tekrar turizme kazandırılmış durumdadır.
Her basamağı ayrı bir heyecan, renkli merdivenler. Yeni Pazar şehrimizi Çamlık Mesire alanına bağlayan ve 100 metre yüksekliği bulunan merdivenler toplamda 220 basamaktan oluşmaktadır. Merdivenler hem renkleriyle hem de üzerindeki semboller ve hikayesiyle ziyaretçilerin ilgi odağı olmaktadır. Yeni Pazar merdivenleri Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Celeron merdivenlerinden esinlenerek yapılmıştır. Ünvanı sakin şehir olan Yeni Pazar ilçemizin sembolleri yerel motifler ve salyangoz olarak ön plana çıkmaktadır. Merdivenleri çıkmaya hazırlanırken gördüğünüz yazı heyecanınızı daha da artıracaktır. Öyle ki hızlı değil, hazlı günler yazısı, hızlı acele ederek ya da telaşlı değil, yavaş yavaş sohbet ederek, anı kaçırmadan, çevredeki güzelliklerin farkına vararak Çamlık piknik alanına ulaşmaya çalışmanız gerektiğini adeta vurgulamaktadır. Merdivenlerin ortasına geldiğiniz zaman M.Ö. 2000 yıllara ait olan bir Hitit duası, "Tanrım beni yavaşlat" şiiri de dikkat çekmektedir. Merdivenlerin sonunda finale geldiğiniz zaman Büyük Menderes Irmağı'nın suladığı muhteşem manzara tüm yorgunluğunuzu alacaktır inşallah sevgili Can Gezikolikler. Muhteşem güzellikte doğal bir göl, Yeni Pazar aşağı dip gölü. Büyük Menderes akarsuyunun kıvrımının kopması ile oluşmuş tahminen 51 metrekare büyüklüğünde doğal bir göldür. Göl mevsim yağışları ve yeraltı suları ile beslenmektedir. Gölümüz daimi kalan su kuşlarına ev sahipliği, göçmen kuşları ise dinlenme yeri olarak adeta hizmet vermektedir. Göl çevresi sazlıklarla dolu bir ekosistemdir. Göl ve çevresi aynı zamanda çok sayıda su tavuğu, gri balıkçıl, sakarmeke ve bazı ördek türlerine de bünyesinde barındırmaktadır. Muhteşem doğal güzellikleriyle gölde fotoğraf çekmek, balık tutmak ve doğa yürüyüşü yapmak tam manasıyla eşsiz bir keyiftir. Siz Can Gezikoliklerin doğanın sesini dinleyip iç huzuru Yüce Allah'ın izniyle bulabileceğiniz bu sakin şehir sizleri bekliyor. Zamana direnen Beyler Kulesi. Yeni Pazar ilçesinin Donduran köyünün güney kısmında bulunan kulemiz, Aydın ilinde zamanı direnen 4 kuleden biri olmasıyla önem kazanmıştır. Tam yapılış tarihi belli olmayan kalenin Osmanlı zamanında yapıldığı ise tahmin edilmektedir. Tuğla, moloz taş ve kısmen mermer kullanılarak yapılmıştır. Kule hemen köyün üst kısmında Yeni Pazar ilçemize hakim bir konumdadır. Yılların eskitemediği Alhan Hamamı. Alhan köyünde bulunan tarihi hamam bir tepe üzerinde zeytinlik bir alanda kurulmuştur. İki bölümden oluşan hamamın birinci bölümü hamam olarak kullanılmıştır. Fakat ikinci kısmın ne amaçla kullanıldığı bilinmemekle birlikte isminden dolayı ikinci kısmın han olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Günümüze kadar gelmeyi başarabilen hamamın bazı kısımları zarar görse de duvarlarında bulunan kabartmalar, süslemeler ve iç mimarisi görülmeye değer zarif ve estetik bir güzelliktedir. Yeni Pazar'ın enfes yöresel lezzetleri. Pidenin başkentinde geleneksel fırın ve Yeni Pazar pidesi. Yeni Pazarlılar geleneklerini ve kültürlerini unutmayan, lezzetleri dilden dile yayılan bir şehir efsanesidir adeta. Yıllardır beri süre gelen lezzet usta ellerde öyle zenginleşmiş ki bu lezzetler ancak geçmişte öz kaynaklarını ve el hünerlerini koruyan bir kültürün ürünü olabilir. Yeni Pazar pidesinin en önemli özelliği malzemelerinin doğal ve yöresel olması, hamurunun elle açılması ve usta ellerden çıkmasıdır. Pide çeşitleri ise kıymalı, kaşarlı, yumurtalı, tahinli, kıymalı yumurtalı ve yuvarlak kapalı peynirlidir. Can Gezikolikler, Aydın'ın Şirin ilçesi Yeni Pazar'da dillere destan olmuş, damaklarda efsane olmuş pidelerin tadına bakmadan sakın ayrılmayın. Bir lezzet bombası patates kapama. Küp küp doğranan etler güzelce haşlanır ve tencere yerleştirilir. Üzerine biberler ve iri iri doğranmış patatesler eklenir. Salçası, baharatları ve tereyağı da eklendikten sonra tencerenin kapağı kapatılır.
Ocağa alınan tencereye yavaş yavaş su ilave edilir ve suyunu çekene kadar pişirilir. Üzerine maydanoz ya da dereotu eklenerek servis edilebilir. Yöresel bir lezzet efsanesi pirinçli enginar yemeği. Sapları güzelce yıkanan enginarlar küp küp doğranır. Tütüklü tencerede 25 dakika güzelce haşlanır. Bir tencerede kavrulan soğanların üzerine kıyma eklenir. Kıymalar da kavrulduktan sonra salça, haşlanan enginarlar ile pirinç ilave edilir. Üzerine su eklenerek pişmesi için beklenir. Piştikten sonra ince kıyılmış dereotu ile servis edilebilir. Yeni Pazar ilçemize ulaşım. Yeni Pazar bağlı bulunduğu Aydın il merkezine D320-E87 üzerinden 40 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 40 dakikadır. Yeni Pazar ile Aydın arasında minibüs seferleri de bulunmaktadır. Farklı illerden tren ile gelmek isteyen ziyaretçilerimiz için İzmir, Aydın ve Denizli güzergahında bölgesel tren seferleri mevcuttur. Hava yoluyla ulaşım sağlanmak istenirse yöreye en yakın havaalanı yaklaşık 40 km mesafedeki Aydın Çıldır Havaalanı'dır. Bununla birlikte Yenişehir ilçemizden İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na mesafe ise 140 km'dir. Yeni Pazar ilçemizden başkent Ankara'ya mesafe Dumlupınar Bulvarı D200 üzerinden 565 km'dir. Ortalama seyahat süresi ise 7 saattir. İstanbul'a mesafe O5 üzerinden 615 km'dir. Ortalama seyahat süresi ise 6,5 saattir. Yeni Pazar ilçemizden İzmir'e mesafe E87 üzerinden 155 km'dir. Ortalama seyahat süresi ise 1 saat 50 dakikadır. Hızlı değil, hazlı günler yazısını yaşatan şehir Yeni Pazar'a yelken açın. Sakin şehir unvanını alan Yeni Pazar ilçemiz, rengarenk merdivenlerinde bulunan resimlerle doğal yaşamı, salyangozu, balıkları ve sakinliği simgelemesi, aynı zamanda Menderes Irmağı'nın bulunması görmeye değer şahane bir şehirdir. Tarihte Yüce Allah'ın izniyle göstermiş olduğu zaferlerle adını tarihi altın harflerle yazdıran efeleri, doğal malzemeler kullanılarak yapılan ünü dilden dile yayılmış pideleri ve muhteşem doğası ile Yüce Allah'ın izniyle hep birlikte Yeni Pazar şehrimizi keşfetmeye çalıştık. Öyleyse yanınıza sağlığı ve huzuru alın, Yeni Pazar şehrimize yelken açın. Hep seyahatte elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyahat ile kalın. Hoşça kalın.